Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim, yine tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alırız ya da emeğimizin karşılığını alırız Elazığ'da. Birinci boş kostu meydanı buraya koymuşlar. Biraz kazanç var. Derece de var. Çıkartacaklar gibi bir nolu safkan, erkek safkanı. Erkek atlar kazanır. Ona da uyuyor. Bir meydana veda eder düşüncesindeyim, yoksa zaten sürpriz bitiriyorlar. İkinci koşu plase başlangıcı, zor bir koşu. Az at olmasına rağmen düzelen bir abjarın oğlu. İyi koşması gerekir. 4 1200'lerde iyi, 1700'de sıkıntı çıkartabilir mesafeden dolayı. İyi koşuyor gene de 4'te rakip olarak önereceğim. 2 bu handikapıyla tabi İstanbul'dan geldi. Bir 1-4 yaptırdılar. Yani ortada ne koşabilirsiniz ki? 5 öyle iyi koşular yok. O yüzden bunlar sonraki atlar. 1-4 en azından plaselere bu iki attan biri girmeli ve yeterli olmalı plaseler için. Üçüncü koşu altılı başlangıcı handikap 13, handikap 3. Orta mesafede erkek atlara baktığında yani çok üst düzey bir yarış yapan, daha doğrusu zaten olmaz handikap 13'te de, iyi yarış yapan göremedim. 2 nolu safkan. Geçtiği bir grup, dişi atları geçti, bazı atları da geçti burada. Miraj Epek. Burayı da kazanması gerekir. Yani ilk ayaktan tek atalım derseniz, bu riske girerseniz, şartında kazanç atı durumundaki koşar durumda kalan 2 tek olabilir. Çok öyle kilo veren atımız yok ve çoğunluk maiden sıkıntılı atlar. Sürpriz çıkartır bu grupta. Eğer 2'den yarış gelmez ise ciddi sürpriz çıkartabilir. Biri dikkat edin, çok at yazıyorsanız bir köşede bulunsun yazalım. Diğer atlardan AGF takip ediniz. 8 maiden çıktı, çok da güvenmeyin. Öyle çok yani iyi bir at değil. Maiden atı, handikap atı seviyelerinde duruyor. Ona göre 7 daha iyi mesela. 2. Sürprizim 1 ve diğer atlar diyeceğim. Size bırakacağım. Çok at yazıyorsanız dilediğinizi işaretleyebilirsiniz. Hepsi birbirini geçer vaziyete gelmiş durumda. 2 birden sonra. Dördüncü koşu handikap 15 dişi. Handikap 3, yamak 2, şartta her şey var. Ben bu şartları gördüğünüzde dişi handikap 15'leri sürpriz taramasını mutlaka yapın. AGP geliyor. Gelsin arkadaşlar. 5 gördüm. Yani 5'i de gördüm. 2'yi de gördüm. Ekörleri de gördüm. Bunlar kazanırdı olan atlar. Bir öyle. Son yarışını kazandı ama tabii kilo engeline takılacak. 1, 2 kısmen. 5 çok güzel kayıp koşarlar. Böyle iki tane ikincilik. Sen sağ ben selamet sonra. O yüzden bu tip gruplarda AGP'leri yazıp kenara çekilmeyin. Mutlaka sürpriz 1-2 tane atınız olsun. Önereceğim safkanları da yazmanızı tavsiye edeceğim. 10 Demir Kızım son yarış dördüncülüğü gelmiş. Kilo veren safkan durumunda Jök ile 10 Forim kurgularınızda bulunsun. Buna benzer bir Kaisberg var. Bu hatta canı isteyince hepsini geçer vaziyette koşuyor. Bomboş kilo Aprantis'ine rağmen diyeceğim. Zaten Aprant yarıcı. 11 Kapgel bugün bize koşabilir. Yani %2'lik bir at kesinlikle değil. Geçtiği bir grup bu. 11 nolu safkan bu gruplara geçebilecek bir at. Varsın bizde olsun. 10, 11, 9, 6, 6, 9. Gene şarta uyan safkanlar aslında bu önerdiğim atlar. Handikap 15 şartına. Bunları sürprizde kaldıkları için yazmanızı tavsiye edeceğim. Sonra dilediğiniz kadar at yazabilirsiniz. AGF takip edebilirsiniz. İtirazım yok yani. Çok at yazıp da favoriyi beklemek, gelmesini beklemek tabii bizim için iyi bir şey olmayacak gelirse, doğru değil derim. 10, 11, 8, 6, 9 diğer atlardan tercih ediniz. Umarım favori tahmin ettiğimiz gibi favoriler kayıplarda olur. Ya da önlerine tabelayı yaparlar, önlerine bir sürpriz at, önerdiğimiz atlardan birini alırlar. 5. koşu şart 2 dişi. Burada 4 nolu safkan. 2 tane ikincilik. Çok da korkarım bu 2 tane ikinciliklerden ama yapacak bir şey yok. Grupta çok uygun kalmış. 4
tek olmalı, kazanmalı bu koşuyu. Tabi sürprizini bir Alata yine geç çıkacaktır 1200. Olur da ciddi bir sprint atarsa 4'ü geçmeye gelecektir. Sürpriz de 1 olur bu koşunun. Diğer atlar kestiremiyorum. Bu mesafede mesafesi olmayan atlar kayıtta. Uzun mesafe atları. 1200'de ne koşacaklar? 8, 2, 5 bunları bilemiyorum. Yani. 7 maiden atı. Bir şey göremedim. AGP almış. Ben de tam istediğim gibi çıkmıyor. Yani 4'e rakip bulamadım açıkçası. Kazanması ve tek olması gerekir. Şartında kazanır atı. Altıncı koşu maiden'ı. Burada da Ferit maiden çıkacak atlara biniyor. Erkek safkan. Bunda da kazanç var kısmen. AGP derece almış. Yani inşallah çıkartırlar maiden'ı. Kendi atları. Daha önce AGP çıktı sürekli olarak bu at. Bir türlü kazanamıyor. Ya dolaştırıyorlar. Ya da gücü yetmiyor artık bilmiyorum ama uygun grupta 5'in kazanması, tek olması normal sonuç. Sürprizini 3 yapabilir. Biraz derece çıkarmış. Mesafeye çıkacaklar tabii de. Belki hani diğer atlardan 1 gibi, Aprantili, 1 nolu Sapkan gibi. Diğer atlardan mesafeyi iyi koşacak atlar çıkabilir. 1200 koşuyorlardı. Maiden yarış. Hani yıkalım derseniz de vallahi yıkın geçin diyeceğim ama hangi at yazacağız? Öncelikle 3'ü, 1'i. Bunlara dikkat edin. Herhangi bir at diyeceğim kalan grup için. 5'in 200'ü aslında daha kaliteli bir at. 5'in 200'ü şart atı. Apprenti var. Ferit bilmiyor. Ferit yukarıdakini tercih ediyor. Yani iki de iyi koşabilir. 7. koşusu handikap 14, handikap 3. Burada 4 nolu safkan. Buraya getirin diye ilk yarışında ikinci çıktı. Dereceli yaptı aslında. Güzel de koştu. Kazanırsa şaşırmayacağız. Bizde olsun. 4'ün AGP'si doğru. İlk yarış hadi burada dinçlik yarışı yaptı gibi bir şey yap diyelim. Bir pas yarışı yaparsa 4 sürpriz bitecek. O da 7 ve 6 nolu safkanları. Bu iki atı birlikte düşününüz. 4-6 favori plase iken 7'nin burada sürpriz yaparak kazanma potansiyeli var. Yazmanızı tavsiye ederim. Bunlardan sonra 1 geliyor. Yeriniz varsa tabii ki işaretlenebilir alınacağı anda. Diğer atlarda şimdilik bir şey göremedim. 8. ve son koşu. Handikap 16, handikap 3. Zor bir koşuda. Ferit burada 7 nolu safkanla direkt favori çıktı bende. Kazanması normal sonuç. Son ayak teki olarak öneririm 7 nolu safkanı. Kazandı bu tip mesafede. Dereceli gidi. Yani değildi. Bu gruba yeterdi. Uygun kilo kazanç bu hatta şartın handikap 16 şartına uyan safkan durumunda kazanması ve tek olması gerekiyor. Sürprizini 6 Deniz'in sesi bu hata dikkat edin. Ekürüsü değil. 6 sürpriz koşuyu yapar burada. O da Necmi ile. Altılı için değil ama plase durumunda ikililer için 6 sürpriz bir at durumunda. Kalan gruptan varsa tuttunuz arkadaşlar. Önereceğim bir at yok. 7 sürprizim 6. Elazığ. Bende çıkanlar bunlar. Yani tabloya da uyumlu gitmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Artık gerisi sahada ne olup ne biteceğini bize faydalı koşup koşmayacaklarını görmeye kalıyor. Bu yüzden de bütçelerinize her zaman söylüyorum. Dikkat edin. Aşmayın. Bu tip programlarda Elazığ'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da. Tek gelirse gelir. Ferit alırsa alır. İstediği zaman birçok hatta sürpriz yaparak kazanır. Kazandı. Buraların baş jokeyi. Yani şansımızı deneyelim. Bütçemizi aşmadan. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.